Ekipleri çok geç geldi, 24 saat geçtikten sonra bir iki tane araç ve arama kurtarma ekibi vardı, iki tane. Dünden beri biraz yoğunlaştı, ancak tabi yaşam umudu ihtimali düşünülmeden daha çok iş makineleri yıkıntıların üzerine çıkarak cenazelere ulaşabilmek için yıkıma başladı. Bugün bile buradan canlı bir çocuk çıktı. Yani çalışmaların ne kadar dikkatsizce yapıldığı ya da aslında canlı çıkartmak yerine ölmüşlerdir diye bir an önce o cenazeleri çıkarma çalışması, ince yaşam ihtimali var diye bir çalışma göremedik. Çok yani olağanüstü bir durum var. Ancak çalışmalar tamamıyla umutsuzca yapılan, gecikmeli yapılan, araç gereç ve ekipler yetersiz olduğu için bir dinleme yapıp bir başkasına giderek aslında oradaki yaşamı kaybına da neden oldu. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre 800'den fazla cenaze çıkartıldı. Kaç kişinin canlı çıkartıldığını resmi olarak öğrenemedik maalesef ki. Halen yüzlerce yıkıntı var. 4 gündür geziyoruz. Hiç yanına uğranmayan işte binalar var. Orada hiç inceleme yapılmayan binalar var. Durum böyle. Diğer ihtiyaçlar açısından da halk 3 gün boyunca aslında hiçbir yardım buraya ulaştırılmadı. En temel su, ekmek ihtiyaçları karşılanmamıştı. Bugün yoğunluklu bir ıslahiyeye araç girişi ve yardım girişi vardı. Birçok ülkeden geldi. Ama halen bir kaos var. Çok ciddi bir koordine sıkıntısı var. Yetkililerden bilgi alamıyoruz, muhatap bulamıyoruz. Dolayısıyla ciddi bir kaos var. Artık herkes kendine göre bir çalışma yürütüyor. Maalesef en büyük temel ihtiyaçlar, bir de lavabo ihtiyacı, insanlar açıkçası bu koşullarda içeriye giremedikleri için doğal olan lavabo ihtiyaçlarını da karşılayamıyorlar. Hala aileler burada göçük altından yakınlarından haber almaya çalışıyor.
maalesef kayıplar çok fazla, yıkım çok fazla, ciddi bir koordinasızlık var ve yetkililere ulaşamıyoruz.